Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Gazze'de insani duraklama çağrısı bu kez Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği yardımlar için duraklamanın önceden duyurulması gerektiğini belirtirken 27 üyenin de bu duraklamayı talep ettiğini vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda Amerikan Başkanı Biden, Gazze'de yardımların girebilmesi için İsrail saldırılarında duraklamaya gidilmesi çağrısı yapmıştı. Aynı çağrı bu kez Avrupa Birliği'nden geldi. Bu duraklamaların anlamlı olması gerekir. Her şeyden önce insani yardım kuruluşlarının hazırlanabilmesi için bunların çok önceden duyurulması gerekiyor. İkincisi, bunların zaman açısından net bir şekilde tanımlanması ve insani yardım çalışanlarının işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için herhangi bir bombalama ve çatışma olmadan yeterli sürenin tanınması gerekiyor. Şu ana kadar durum böyle değil. Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komisyoneri Janez Lenarcic, yakıtsızlık nedeniyle hastanelerin çalışamaz halde olduğunu bir kez daha yineledi. Yakıtın içeri girmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi Gazze şeridindeki hastanelerin yarısından fazlası özellikle yakıt eksikliği nedeniyle çalışmayı durdurdu ve yakıta çok ihtiyaç var. Biz de bunu ilk günden beri söylüyoruz. Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell de insani duraklama talebinin birliğin 27 üyesinden geldiğini açıkladı. 27 üyenin ortak beyanı. Bir kez daha tekrar ediyorum. Yardımın Gazze'ye ulaşmasını kolaylaştırmak için acil insani duraklama talep ediliyor. Çünkü Gazze'nin her açıdan daha fazla yardıma ihtiyacı var. Su, yakıt, yiyecek. Bu yardım sınırda mevcut ve gelmeyi bekliyor.